arkadaşlar. Zayfer'in yanına geldim. Arı poleni çalışıyor ama. Şu an arı tarlada. Full poleni çalışıyor. Beyaz ve mor pamucakları açtı. Evet. Şimdi kovanın açıp içine bakayım. Karıncalar bayağı bir faaliyet göstermiş. Onun haricinde arı sol taraftaki yeni kuyudum. Bir tarafı polen, bir tarafı bal olan sırrını açtığım çerçeveye çalışmış. Şu an bu şekilde gözüküyor ve en sol tarafa balını taşısın diye koyduğum çerçeveye çalışmış. İçeride bakıcı arıların biraz pislikleri var. Başka bir şey gözükmüyor. Şu an kuzeyden bayağı bir rüzgar var. Burası kuytu olduğu için hissetmiyoruz. Ama deniz tarafından çok etkili bir rüzgar var. Güneş olmasına rağmen. Evet. Aralara bakalım ne halinde. Hem dezenfektanı vurmuştum. Hem de formik asit damlatma yapmıştım. Arılar sakin gözüküyor. Evet. Bayağı bir yalama yapmış. Evet, arka tarafta da şuruplu gözler kalmış sadece. Onları da temizler. Şimdi ben bu tarafa, evet, şu suyu değiştireyim. Bugün suyu değiştirip artık şurup başlayacağız. Helmet atasını da alayım. Buna da artık gerek kalmadı. Şimdi evet, arılar ne yapıyor? Ana arının durumuna bakacağım. Formik ve dezenfektan ikisini bir vurduktan sonra ağır geldi mi diye. Kesme var mı diye. Evet. Bayağı temizlemiş çekmişler. Bu da poleni kısım. Mum kurdu olan yerleri güzelce temizlemişler ve düzeltmişler. Günlük yumurta var mı diye bakıyorum. Günlük yumurta göremedim. Poleni çerçevelerinin etrafında herhangi bir şey göremedim. Şimdi şuna bakalım. Evet, arka tarafına biraz biraz bal koymuş ya da bal çekmiş öbür taraftan, diğer çerçeveden. Herhangi bir yumurta yok. Evet, burayı yavruları kapatmış. Güzel. Formik asit vurmama rağmen kapatmış. Dezenfektan ikisini bir vurmama rağmen kapatmış. Yani yavrulara etki etmemiş, zarar vermemiş. Zarar verseydi kapatamazdı. Kapatamazdı, sökerdi, atardı. Evet,
Günlük var mı? Evet, günlük de var. Şimdi yavruları iyi bakabilsin diye. Evet, buraya bakalım. Burada da bir kısım kapalılar çıkmış. Kalanlara kalan açıkları kapatmış. Günlük yumurta var. Anaheri burada mı? Bakayım. Şu ana kadar anaheriyi göremedim. Anaheriyi göremedim. Evet, burası da kapalıya dönmüş. Aşağı taraflarda günlük yumurtalar var. Zaten günlük yumurtalar olduğuna göre anaheriyi kesmemiştir diye söyleyebiliriz. Burada da kapalıya dönmüş günlükler. Evet. Arka tarafına. Evet, arka tarafına günlük atmış. Aynı zamanda günlüklerin bir kısmını da sütlemiş ve açık yavru halinde şu anda. Şu an yavrulu çerçeve, üç çerçeve oldu. Burada var mı herhangi bir şey? Burası duvar çerçevesi. Herhangi bir şey yok. Evet. Şu anarı hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam edecek. Sadece buna şurup takviyesi yapacağım. Yine üstten kekini vereceğim çünkü arının kemeri yok. Kemeri olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kemeri yok. Var ya, kemer olmadığı için üstten bakıcı arılar hemen üstten alabilsinler diye verdiğim bir gıda. Kek. Şimdi şurada bir ufak bir meme var, o düzeltme memesi, heves memesi. Şu an arının herhangi bir oğulluk bir durumu yok. Evet, ana arıyı da gördük. Ana arı da burada arkadaşlar. Herhangi bir endişe etmemize gerek yok. Evet. Şimdi İyice sıkıştırayım. Arkadaşlar, aklınızda soru işareti kalmasın. Kovan dip tablasında niye herhangi bir varroa göremedik diye.
Şu an kovanda var. Olmayabilir. Olsa bile o formik asit, ki formik asiti sayı farıya damla damla verdiğimi biliyorsunuz. Ama son verişimde nasıldı? Fışkırtarak yaklaşık 2 mililitre kadar çerçeve arasına verdim. O formik asitle yani hiçbir varva, arının üstündeki varvalar aşağıya düşmemezlik edemezdi. Ki kaldı ki bir dünya dezenfektanın içindeki kokulu maddelerden dolayı ne olmuş olabilir? Karıncalar temizlemiş olabilir. Zaten ayda bir vursam yeterli. Daha fazla da abartmaya da fazla gerek yok. Çünkü havalar ısındıkça formik asitten ziyade oksalik asite dönüyorum. Formik asitli daha serin havalarda 30 derece altında vurmaya çalışıyorum. Yaza doğru oksalik asite dönüyorum. Hava sıcaklıkları formik asit için sıkıntı olmasın diye ben tedbiren bu şekilde yapıyorum. İsteyen istediği gibi yapabilir. Verdiğim kekin akmadığını da görüyorsunuz. Zaten sulandıkça arı yalamış yutmuş. Kekin akmaması için bu benim bulduğum bir yöntem, bir uyguladığım bir yöntem. Daha önce neyle denedim? Bundan önce çakmaklıklarla denemiştim. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Çakmaklıklarla başarılı olduktan sonra, evet, İlk önce denediğim yöntem buydu. Bununla birlikte bunun üstüne, içine kek koyarak, böyle ters koyarak denemiştim. Şu gözlere de şurup koymuştum ama şey yapmasın diye, arılar boğulmasın diye. Daha sonra bu yönteme döndüm. Bu yöntemden daha iyi verim aldım. Diğerinden şurup akma durumları üstten olabiliyor. Koyduğunuz zaman üstüne örtüyü. Yine en soldaki çerçeveye su sıkıyorum. Yani yalatacağım çerçeveye su sıkıyorum. Gözlerde daha önce geçen seneden kalma şurupların verdiği şeker tortularını temizleyebilsin diye. İnvert şekerin kalıntıları onlar. İnvert şeker tam tutmadığı zaman bu şekilde kışın dibe çökebiliyor. Arı suyunu kullanıyor. Tortusu kalıyor. Hazır şurubu, arı yemi bu, hazır arı yemi. Zaten bozulmuyor. Herhangi bir şekilde suyla karıştırmadan direkt veriyorum. Çünkü suyla karıştırdığım zaman arı çekmezse hafif ekşime yapabiliyor. Ben genellikle gelip verdiğim zaman bir daha gelemeyebilirim diye düşünerek, yani bir nevi hafta sonu arzusu zihniyetiyle çalışmaya çalışıyorum. Ki ne olur ne olmaz. İş var, güç var. Sonuçta hobi arzusuyuz. Gelemezsek sorun olmasın diye. Bu olmasın diye tel koydum. Ama yine ne olur ne olmaz.
diye de şu şekilde teller alıyorum. Böyle rahatlıkla çalışıp siliyor. Suyunu da vereyim. İster içsin, ister içmesin. Burası zira ilaçlama bölgesi olduğu için vermek zorunda kalıyorum. Bu kadar kafi. Yakın çevremde benden başka aracı yok. Bakalım polen gelişini alemde. Evet. Tek tük de olsa polen gelişi var şu an. Biraz polen çekiyor. Ama yeterli mi? Daha iyi olacak. Dediğim gibi arka tarafta aşırı rüzgar olduğu için aynı zamanda arı kuşları da tepemizde. Eğitim uçuşu şu başladı tam da ikindi ezan okunurken. Evet, kovan yerini ezberleme eğitimi. Bunlar yakında tarlacı olacak.